Herkese merhaba, benim ismim Burcu Belli. Bu bölümde size hiç giyemediğim bir şey anlatmak istiyorum. Topuklu ayakkabı. Annem ben küçüklüğümden beri bana ya görüntü önemli değil, önemli olan konfordur dedi ve spor ayakkabıya alıştırdı beni. Bugün hayatımda çok az topuklu ayakkabı giymek zorunda kaldım ama ne zaman giysem dizimi kıramıyorum. Olmuyor, yürüyemiyorum yani robotik hareketlerde acı çekiyorum. Bu yüzden içimde kaldı galiba birazcık topuklu ayakkabının tarihine bakmak istedim. Giyemiyor olabilirim ama tarihini iyi kötü biliyorum. Şimdi topuklu ayakkabının tarihi, biz bugün her ne kadar stilet doları ya da buna benzer güzel topuklu ayakkabıları kadınların ayağında görmeye alışık olsak bile topuklu ayakkabının tarihi iki cinsiyetli. Hatta bu işin başında erkekler var. Şöyle ki kaynaklar bize 10. yüzyılda İranlı süvarilerin yani atlı askerlerin ilk topuklu ayakkabıları giydiğini gösteriyor. Tabii ki onların giydiği ayakkabılar böyle bizim bugün bildiğimiz stilettolar gibi şık, zarif değil. Ama şunu fark ediyorlar ki at üzerinde özellikle ok atarken ayağa kalkmalarını sağlayan ve topuklu ayakkabı ayaklarındayken ayağa kalkmaları daha kolay. Böyle topuklarını eğerle sıkıştırıyorlar, daha rahat ok atabiliyorlarmış ya da daha uzun süre atın üzerinde hareket edebiliyorlarmış. Benzer bir şeyi sonra kovboylarda da göreceğiz. Kadınlar meselesine gelecek olursak Hindistan'da Rampampa. Doğru mu söyledim? Ramappa. Ramappa tapınağında dolgu topuklu kadınlar biliyoruz biz. Özellikle dans ederken bu topukları giyiyorlar. Bugün bizim bildiğimiz topuklu ayakkabıdan biraz farklı ama sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz ki 11. ve 10. yüzyılda 12. yüzyıl arasında topuklu ayakkabı dünyada vardı ve hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih ediliyordu. Özellikle az evvel anlattığım o İran'daki atlı süvarilerin, atlı süvari zaten atlı bir şey galiba ya. 10. yüzyılda atlı askerlerin topuklu ayakkabı giymesiyle at arasında bir bağlantı kuruldu ve at sahibi olmak prestij meselesi olduğu için otomatik olarak topuklu ayakkabı giyen erkeğin de prestij sahibi olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Topuklu ayakkabı eşittir prestij. Topuklu ayakkabı eşittir at. Çünkü öyle bir şey var. Avrupa'ya gelecek olursak biliyoruz ki 10. 11. yüzyılda Avrupa ile İran arasında çok ciddi ticaret yapılıyor. Ticarette alıp verilen tek şey mal değil, aynı zamanda kültürlerin de takas edildiğini biliyoruz biz. Ve erkeklerin giydiği topuklu ayakkabılar hızlı bir şekilde Avrupa'daki erkeklerin de ilgisini çekiyor. Aslında bakarsanız bu işin içine birazcık da oryantalizm giriyor. Yani böyle topuklu ayakkabıyı erkek üzerinde çok oryantal, çok gizemli, çok egzotik bulan batılılar yavaş yavaş bu ayakkabı aksesuar mı? Ne? Eşya mı? Kıyafet mi? Biz giymek bilmiyorum. Neyse ayakkabıyı sonuç itibariyle kendi kültürlerine, kendi gardıroplarına almaya başlıyorlar. Özellikle Venedik'te ve İspanya'da ayakkabı erkekler kadar kadınların da ilgisini çekmeye başlıyor. Ama şu önemli, böyle büyük büyük takunyalar giydiklerini biliyoruz erkeklerin 12. 13. yüzyılda Avrupa'da ya da kadınların. Ama bu takunyaların amacı aslında kirli ve böyle düzgün olmayan yollarda kendi ayakkabılarını koruyabilmek. Yani bizim takunya dediğimiz şeyi, ona benzer bir şeyi ayakkabılarının dışına giyiyorlar ve dediğim gibi bu onlara yerden bir yükselti sağlıyor. Böylelikle hem elbiselerini hem de kendi ayakkabılarını temiz tutmayı başarabiliyorlar. Bu önemli bir nokta. Yalnız bu ayakkabı, topuklu ayakkabı meselesi Venedik'te hızlı bir şekilde yayılıyor. İlk topuklu ayakkabı yasası çıkıyor. Dışık olarak 7-7,5 santimde, okuduğum makalede 3 inç diyordu mesela. Onun üstünde topuklu ayakkabı giymek yasaklanıyor. Çok ilginç değil mi? Topuklara karar vermesi devletin. Ama yüksek ihtimalle insanlar çok fazla düşüp bir yerlerini kırmaya başladılar. Bu kırıklara bağlı belki enfeksiyonlar oldu, belki çok fazla ölüm oranları oldu, belki kafasını gözünü bir yere çarpıyorlardı. En sonunda devlet, hükümet müdahale etmek zorunda kalmış bu mevzuya. Bizim bugün bildiğimiz topuklu ayakkabı ise 17. yüzyılda yavaş yavaş moda dünyasına girmeye başlıyor. Parmaklar yere daha yakın, topuklar daha yüksek. Ama şöyle bir şey var ki topuklu ayakkabı 17. yüzyılda bizim bugün giydiğimize benzer olsa bile küçük bir farklılık vardı. Erkekler tarafından tercih ediliyordu. Dedim ya işte bu erken dönemde İran'la yapılan ticaretin egzotik sonuçlarından bir tanesi bu topuklu ayakkabının fark edilmesi diye. İran Şahı Avrupa'ya askerlerini ve bürokratlarını göndermeye başladı. Daha evvelden zaten bu egzotik aksesuarla tanışmış olan bu defa Batı Sarayı hızlı bir şekilde "Aa bu ne kadar güzel bir şeydi ya, biz bunu niye giymiyorduk?" demeye başladı ve hızla Avrupa saraylarında biz topuklu ayakkabıyı soylu erkeklerin ayağında görmeye başladık.
17. yüzyılda topuklu ayakkabı hızlı bir şekilde statü sembolü oldu. Yalnızca saray erkanının ve soyluların giyebildiği bir, tercih edebildiği bir aksesuar haline geldi. Zaten bu erkekler pratik olarak işte sokakta çalışmıyorlardı. Bir yerden bir yere giderken yürümüyorlardı. Çünkü çok konforlu ve kolay hareket edebilmelerini sağlayan bir ayakkabı formundan bahsetmiyoruz. Hele ki 17. yüzyıl dünyasına aslına bakarsanız hiç uygun değil bu ayakkabılar. Bu yüzden bu uygunsuzluk, yani dışarıya olan uygunsuzluk, onları saraya ya da böyle çok görkemli evlerine uygun hale getiriyor. Bu da söylediğim gibi topuklu ayakkabıyı doğrudan statü, güç ve maskülenite ile bir araya getiriyor. Maskülenite burada önemli bir ifade. Özellikle Fransa kralı 14. Louis, 14 müydü? Çok fazla var bunlardan. Evet, 14. Louis'nin ciddi bir topuklu ayakkabı fetişi var. Böyle tahminen yüzlerce topuklu ayakkabısı olduğuna inanılıyor. Bu dönemde farklı ürünlerde, yani farklı materyallerde topuklu ayakkabı üretiliyor. İşte deriden üretiliyor, satenden üretiliyor, kadifeden üretiliyor. Özellikle de kadife, kırmızı ve kraliyet mavisi denilen bir renk var. Bu tarzda üretilen ayakkabılar en popüler olanları. Bir de Louis'nin şöyle bir saplantısı vardı. Saraya giren herkesin topuklu ayakkabı giymesini istiyordu. Burada herkesle kastımın erkekler olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Özellikle de sıradan kadınlar, yani gündelik hayatta, evlerinde kadınlar topuklu ayakkabıyı birçok nedenden ötürü tercih edemiyordu. Bunlardan bir tanesi ekstra pahalı olmasıydı tabii ki. 17. 18. yüzyılda Avrupa'da topuklu ayakkabıyı giyebilen kadınlar ya fahişelerdi ya da bu soylu erkeklerin birlikte olduğu kadınlardı. 14. Louis'e geri dönecek olursak, onun bu topuklu ayakkabı obsesyonu gerçekten dikkat çekici boyuttaydı. Özellikle kırmızı ayakkabıyı çok beğeniyordu. Onun gözünde kırmızı ayakkabı giyebilmek ve onu temiz tutabilmek, onu temiz tutabilecek kadar güçlü ve zengin olmak anlamına geliyordu. Öte yandan bu topuklu ayakkabılarda böyle hani topuklarının altında düşmanını ezebilecek kadar güçlü, maskülen bir erkek imajı verdiğine inanılıyordu. Hakikaten de bunu bayağı Avrupa saraylarında herkes inandı ve bu şekilde giyindi. Şöyle bir şey var. 14. Louis zamanındaki tablolara baktığımızda ayakkabılarını inceleyerek kimin Louis'nin tarafında olduğunu, kimin Louis'nin karşısında olduğunu anlayabilmek mümkün. Topuklu ayakkabısı olanlar, kırmızı topuklu ayakkabısı olanlar, saraylı, zengin, iyi tarafta, baskın, maskülen erkekler. Topuklu ayakkabısı olmayan, kirli ya da böyle kötü renkle tercih edilmeyen rengi ayakkabısı olanlar da Louis'nin o an için siyasi olarak çok anlaşılmadığı özneler oluyorlarmış. Bu bence çok ilginç bir şey. 17. yüzyıl tablolarına bakarsanız özellikle erkeklerde, kadınlarda bunu çok görmüyoruz. Uzun, dar çoraplar, topuklu ayakkabılar ve böyle dizin epeyce yukarısına toplanmış pantolonlar görüyoruz. Bu işte erkeklerin kaslı, güçlü ve zengin oldukları anlamına geliyor. O yüzden 17. ve 18. yüzyıl tabloları bugün bize böyle çok manasız, birazcık da komik geliyor aslında bakarsanız. Halbuki o dönemin koşullarında hem zengin hem de güçlü. Fiziksel olarak güçlü olmak anlamına geliyordu. Tabii ki her zaman modayı selebritiler şekillendirmiştir. O zaman da aynı şey oldu. Saraylı ve soylu insanların giydiği bu topuklu ayakkabılar diğer insanların da gıpta ettiği, özendiği ve heves ettiği bir aksesuar haline gelmeye başladı. Diğer insanlar da kendi koşulları el verdiği müddetçe, kendi bütçelerine uygun olan topuklu ayakkabıları hızla giymeye başladılar Avrupa'da. Fakat şöyle bir şey oldu. Bu durumdan soylular hiç memnun değillerdi. Çünkü topuklu ayakkabının kendilerine özgü olduğuna inanıyorlardı. Özellikle de soylu erkekler. Bunun için hemen ikinci bir yasa çıktı. 5 santimden yüksek topukları sadece saraylı ve soylu insanlar giyebiliyordu. 5 santimden düşük topuk, daha alçak olanlara sıradan insanlar gündelik hayatlarında tercih edebiliyorlardı. 18. yüzyıla geldiğimizde, yani artık 1700'lere geldiğimizde, kadınlar arasında özellikle Fransa'da topuklu ayakkabının yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Ama şöyle bir detay var. Erkeklerin topuklu ayakkabıları daha konforlu. Kadınların topuklu ayakkabıları bugün bizim stiletto dediğimiz şeylere biraz daha yakın ve böyle daha giymesi zor, üzerinde hareket etmesi biraz daha güç şeklinde tasarlanıyor. Buna rağmen erkekler bu durumdan hiç memnun değiller. Kadınlarla aynı aksesuarı giymiş olmak onların sanki maskülinitelerine bir mukavemet etmiş gibi geliyor onlara ve garip bir şekilde 18. yüzyıl itibariyle başta Fransa'da olmak üzere erkekler topuklu ayakkabıyı hızla terk ediyorlar. Dediğim gibi bunun tek sebebi kendilerini kadınların kullandığı bir aksesuara layık görmemeleri. Maskülinitelerine karşı açılmış bir savaş gibi okuyorlar bunu. Tabii özellikle Fransa'da bunun bir sebebi daha var. Bu da hatırlayalım neydi? Topuklu ayakkabı giymek, soylu olmak, zengin olmak anlamına geliyordu. 18. yüzyılda Fransa'da ne oldu? Devrim oldu. Ölmek istemeyen herkes soyluluktan ve zenginlikten uzak durduğunu iddia ediyordu. Topuklu ayakkabı soyluluk ve zenginlikle, yani kraliyetle eşdeğer olduğu için
için bir anda 1789 itibariyle Fransa'da topuklu ayakkabı hızla terk edilen, özellikle erkeklerin sokakta görünce çığlık atarak başka sokaklara kendini attığı bir aksesuar haline geldi. İngiltere'de ve Amerika'da topuklu ayakkabı giymek, çeşitli kozmetik ürünleri kullanmak 19. yüzyılda doğru, yani Victoria dönemine doğru kadınların doğrudan fahişe muamelesi görmesine sebep olan bir durumdu. Bu yüzden gerçekten fahişe olan kadınların dışında çok tercih edilmedi topuklu ayakkabı 19. yüzyılda İngiltere'de ve Amerika'da, Kuzey Amerika'da. Ama öte yandan sanayi devrimi diye bir şey de var. Sanayi devriminin olayı nedir? Her şeyi seri üretmektir. Bunun içine topuklu ayakkabılar da giriyor. Sanayi devrimine kadar ayakkabılar elde üretilen, oldukça yapımı pahalı şeylerken sanayi devriminden sonra seri üretime ve daha ucuz, daha elde edilebilir, daha kolay elde edilebilir materyallerle üretilmeye başlandı. Arz talep, Adam Smith biraz oraları düşünürsek hani bir noktada kadınlara topuklu ayakkabı sunuldu. Direkt akıllarına gelmemiş olsa bile akıllarına çeşitli yönde sokulmaya başlandı ve 19. yüzyıl itibariyle bir taraftan topuklu ayakkabı kötülenirken bir taraftan da kapitalizmle beraber övülmeye ve hızla temin edilmeye başlandı. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle bu soyluluk moyluk Victoria kafasındaki mücadeleyi sanayi devrimi kazandı ve kadınlar topuklu ayakkabıyı epeyce kullanmaya başladılar. 20. yüzyıla geldiğinde topuklu ayakkabı kadınların gardırobunda olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Ama burada küçük bir şey durumu değiştirdi. O da peş peşe gelen 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı sırasında birçok materyale erişilemediği için topuklu ayakkabıda hayati değer taşımadığı için 1. ve 2. Dünya Savaşı esnasında ve onların ertesinde birazcık ertelendi ve ötelendi. Pek de kadınlar tarafından temin edilememeye ve tercih edilememeye başladı. Amma ve lakin. Ne oluyorsa bu savaşlardan sonra oluyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra azalan erkek nüfusu karşısında kadınlar kendilerini daha cazip ve tercih edilebilir kılmak için de hem kozmetiğe hem kıyafet sektörüne daha farklı gözle bakmaya başladılar. Topuklu ayakkabının olayı nedir? Kadını daha fit, daha zayıf, kalçasını daha çıkık, yani onun tırnak içine daha cazip gösterir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra azalan erkek nüfusu karşısında kendisini tercih edilebilir kılmak isteyen kadın hızlı bir şekilde yeniden üretime geçinen bu topuklu ayakkabıların peşine düşmeye başladı. Bu sırada tabii ki Hollywood da işin içine girdi ve Hollywood'da özellikle Marilyn Monroe gibi karakterlerin doğrudan feminiteyle, tercih edilmeyle, güzel olmayla ilişkilendirdiği topuklu ayakkabı 1950'lerde ve 60'larda kadınlar tarafından arzu edilen bir nesneye dönüşmüştü aslında. Ayrıca Marilyn Monroe ve Audrey Hepburn kadınların sadece topuklu ayakkabı giyerek seksi ve tercih edilebilir olabileceğine dair bir imaj yaratmayı da başarmıştı aslında bakarsın. 20. yüzyılda bir taraftan topuklu ayakkabı feminiteyle, yani feminen olmakla hızlı bir şekilde yükselirken bir taraftan da karşı duruşun sembolü haline geliyor. Örneğin Beatles. Beatles özellikle erkeklerde bizim bugün cowboy tipi dediğimiz topuklu, dolgu topuklu ayakkabıların tercih edilme sebebidir. Beatles'la beraber bu ayakkabılar yeniden popüler olmaya başladılar. Fakat bu esnada bir hareket doğar dünyada, sonra onun karşı hareketi doğar, sonra sonuç bambaşka, ikisine tahmin etmediği bir şey olabilir. 1970'lere gelindiğinde ikinci dalga feminizm kadınların arzu nesnesi ve böyle kendilerini erkeklere beğendirmek için kıyafetlerini, aksesuarlarını tercih etmesi fikrine oldukça karşı çıktı ve 1970'lerde ikinci dalga feminizm topuklu ayakkabının ya da buna benzer dediğim gibi kadınların sadece feminitesini ön plana çıkartan türlü aksesuarların ve kozmetiklerin karşısında durdu. Kozmetik ürünlerinin karşısında durdu. Bu böyle topuklu ayakkabıyla kadının çekişmelerinden bir tanesi aslında bakarsın. Ama çok enteresandı. Vakti zamanında, erken zamanlarda maskülinitenin, erkek olmanın, güçlü olmanın öznesi olan topuklu ayakkabılar 1980'lere gelindiğinde özellikle erkekler tarafından sıvı cinsiyet fikri için kullanılmaya başlandı. Yani kadın erkek çizimine inanmayan erkekler, özellikle selebriti, meşhur erkeklerimiz topuklu ayakkabıyla sahneye ya da kamera önüne geçmeye başladılar. Böylelikle topuklu ayakkabı maskülinitenin karşısında bambaşka siyasi de bir anlam yüklenmek zorunda kaldı. 1980'lerde bu cinsiyet meselesini topuklu ayakkabısıyla savaş açanların başında David Bowie geliyor tabii ki. 1990'lara geldiğimizde binlerce dolarla satılan tasarımcıların imzasını taşıyan bu ayakkabılar hayatımıza girdi. 2000'lere geldiğimizde feminizm tekrar sesini yükseltmeye başladı ve kadınların bazı sektörlerde zorla topuklu ayakkabı giydirilmesine karşı bir manifesto oluştu. Kadınlar sosyal medyada topuklu ayakkabı giydikten sonra ayaklarında oluşan yaraları cesurca sergilemeye başladılar. Bunun üzerine birçok sektör ve marka kadınlara bu baskıyı yapmaktan vazgeçti. Demeye çalıştığım şey, topuklu ayakkabı asla sadece topuklu ayakkabı değildir.
Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eklemek istediğiniz bir şey varsa şuraları bir yerlere. Hoşça kalın.